Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yanıt yayınlarının ikinci denemesini çözeceğiz. Tarık Bey tarlalarından elde ettiği dört ürünün kütlelerine göre dağılımını aşağıdaki gibi daire grafiğiyle göstermiştir. Ancak bazı veriler girmeyi unutmuştur diye bize söylüyor. Tarık Bey'in tarlalarından elde ettiği dört ürünün toplam miktarı 20 ton olduğuna göre hangisi yanlıştır diyor arkadaşlar bize. Ne yapmamız gerek? Önce bir biz biliyoruz ki daire grafiğinde merkez açı 360 derecedir. O zaman 360 dereceye düşen ton miktarı 20 tondur diyebiliriz. Şimdi burası 4 tonsa buranın açısını nasıl buluruz arkadaşlar? Tonu yine tonun altına yazacağız. Burası 4 ton. Bulmamız gereken şey kırmızı yerin açısı. Şimdi bunu 20'yi 5'e bölersek 4'ü bulabiliriz. O zaman 360'ı da 5'e bölersek x'i bulabiliriz arkadaşlar. Buradan da x ne olacaktır? 72 olacaktır. O zaman buradaki açımız 72 derece. Domatesin açısını bulduk. Evet, patlıcana bakalım. Patlıcandaysa arkadaşlar bu dilime ait merkez açısı 54 dereceymiş. Bu sefer bize merkez açısını vermiş. Neyi bulmamızı istiyor? Tonunu bulmamızı istiyor. Yine aynısını yapacağız. 360 dereceye düşen ton miktarının 20 ton olduğunu biliyoruz. Bize bu sefer 54 dereceyi vermiş. 54 dereceye düşen ton miktarı kaçtır diyelim. Buraya da y diyelim arkadaşlar. Buradan ne yapabiliriz? Burada 360 ve 20 var. Bu şekilde çarpmaz çarparak bulabiliriz. Buradan da y eşittir 3 tondur arkadaşlar. Burayı da bulduk. Burası 54 derece ve burası da 3 tondur arkadaşlar. Salatalığa bakalım. Yine salatalıkta 360 dereceye düşen 20 ton olduğunu ben biliyorum. Bu dilime ait merkez açısı ve üretim açısından olan buraya ait hiçbir şey vermemiş değil mi? O yüzden öncelikle neyi bulmam gerek? Biberi bulmam gerek. Biz de üretilen miktarı, dilime ait merkez açısını ve üretilen içerisindeki oranın %40 olduğunu söylemiş arkadaşlar. Şimdi burada %100'üne 20 ton düşüyorsa, %100'üne 20 ton düşüyorsa %40'ına kaç ton düşer? Önce bunu bulmamız gerekiyor. Buradan da ne olacaktır arkadaşlar? Burası 8 ton olacaktır. Burası 8 ton. Şimdi burası 4 tondu. 4 tonun açısı 72 ise 8 tonun açısı kaçtır arkadaşlar? Yine bunun 2 katı olacaktır. Burası 144 olacaktır. Şimdi salatalığın açısını bulabiliriz. Ne yapacağız? 360 dereceden arkadaşlar 72 artı 54 artı 144'ü çıkartacağız. Buradan da ne olur? 90 derece olur. Demek ki burası 90 dereceymiş. Şimdi neyi bulmamız gerek başka? 360 dereceye düşen 20 tondu. 90 dereceye düşen kaç tondur? Bunu bulalım önce. Bunu 4'e bölersek 90 olur arkadaşlar. 20'yi de 4'e bölersek ne olur? 5 olur. Demek ki burası da 5 ton olacaktır. Şimdi soruya bakalım. Biberin üretimi salatalığın üretiminden 3 ton fazladır. Evet, burası 8 ton, burası 5 ton. 3 ton fazladır. Bu doğru. Domates üretimini gösteren daire dilimine ait merkez açısının ölçüsü nedir arkadaşlar? 72. Patlıcan üretimini gösteren dilimindeki ait merkez açısının ölçüsünden 18 fazladır. Patlıcan hangisiydi arkadaşlar? 54'tü. Evet, bu da doğru. Biberin üretimindeki payı domatesin üretimindeki payının 2 katıdır. Biber hangisi arkadaşlar? 8 tonluk 8 ton olan biberdi değil mi? Domatesinkine bakalım arkadaşlar. Bu da 4 tondu. Evet, bu bunun 2 katı. Bu da doğru. Salatalığın üretimindeki payı patlıcanın üretimindeki payından %15 fazladır. Bu şıkkımız kaldı. D şıkkı yanlıştır. İkinci sorumuz. Olduğuna göre aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğrudur diye soruyor bize arkadaşlar. Tabanlarını aynı şekilde yapmamız gerekiyor. Ben biliyorum ki 100 10'un karesidir. Ben bunu 10'un karesinin 5. kuvveti olarak yazabilirim. Üstü kuralında 10 üzeri a üzeri b neye eşitti arkadaşlar? 10 üzeri a çarpı b'ye eşitti. Bunu kullanacağız. Bu da 10 üzeri 10'a eşittir. Buraya bakalım. 1000 10 üzeri 3'tür. 10 üzeri 3'ün 3. kuvveti de neye eşittir? 10 üzeri 9'a eşittir. Burada da 10 birimiz var. Kaç tane sıfır var arkadaşlar? 1,
2, 3, 4. O zaman 10 üzeri 4'ün ikinci kuvveti olacaktır. Bu da neye eşittir? 10 üzeri 8'e eşittir. O yüzden cevabımız A seçeneği. Üçüncü sorumuz. A ve B sıfırdan farklı birer rakam olmak üzere K büyüktür M olduğuna göre A artı B ifadesinin en büyük değeri kaçtır diye soruyor bize arkadaşlar. Şimdi biz K ve M'yi buraya ben A'ya burada eksi 3 olduğu için A'ya da eksi 3 diyeyim. O zaman K'nın M'den büyük olduğunu bildiğim için ne yapmam gerek arkadaşlar? B'ye daha büyük bir değer vermem gerekecek. B'ye daha büyük değer ne verebilirim? Burası 8 olduğuna buraya da 9 verebilirim. Şimdi o zaman sayımız ne olacaktır? 5 çarpı 10 üzeri eksi 3 artı 9 çarpı 10 üzeri eksi 4 olacaktır. Bu sayımız da zaten 5 çarpı 10 üzeri eksi 3 artı 8 çarpı 10 üzeri eksi 4'tü. Bu da neye eşittir? Biz bunu yazmaya çalışırsak 0,0059 olacaktır K'mız. M'miz de 0,0058 olacaktır. K büyüktür M'yi de sağladık. A artı B'nin en büyük değeri de ne olacaktır arkadaşlar? B'yi 9 bulduk. K'yı da 3 bulduk. İkisini toplarsak 9, 10, 11, 12. Cevabımız C seçeneği. Dördüncü sorumuz. Tesisatçı Ferhat Usta bir iş hanının su borularını aşağıdaki gibi döşemiştir. Ferhat Usta'nın döşediği boruların yerleştirdiği vanalardan dakikada en fazla kaç litre su geçeceği niyamlardan girmiştir. Şimdi tesisatı tamamlayan Ferhat Usta tüm vanaları açtığında borulardan tam kapasite su akışı sağlanıyor diyor. Buna göre dördüncü çıkıştan geçen su miktarı nedir diye bize soruyor. Şimdi bizim için önemli olan şey giren ve çıkan önemli arkadaşlar. Ben girişe bakarım. Şimdi girişte ne kadar suyumuz var? Kök 300 suyumuz var. Peki kök 300 neye eşittir arkadaşlar? 3 çarpı 100 olduğundan 10 kök 3'e eşittir. Şimdi burada da neyimiz var? Birinci çıkışımız var. Birinci çıkıştan çıkan su miktarı da ne? Kök 12. Kök 12 de 4 çarpı 3 olduğundan 2 kök 3'e eşittir. Buraya bakalım arkadaşlar. İkinci çıkışta da yine kök 12 vardır. Bu da nedir? Aynı şekilde 2 kök 3 buradan bir çıkışımız söz konusu. Bu vanada bir çıkış olmadığı için burası bizi ilgilendirmiyor. Bir de üçüncü çıkışımıza bakalım. Üçüncü çıkışta zaten kök 3'tür. Şimdi bir giriş var. 10 kök 3 girişimiz var. 10 kök 3'ten neyi çıkartacağız arkadaşlar? Bunları çıkartacağız. 2 kök 3 artı 2 kök 3, 4 kök 3. 1 kök 3 daha eklersek 5 kök 3'ü çıkartacağız. 10 kök 3'ten de 5 kök 3'ü çıkartırsak 5 kök 3 olacaktır. 5'i de içeri atarsak ne olacaktır arkadaşlar? 25 çarpı 3 olacaktır. 25 çarpı 3 de kök 75'e eşittir. Cevabımız B seçeneği. Beşinci sorumuz. K ve N birer sayma sayısı olmak üzere A N basamaklı ise A çarpı 10 üzeri K sayısı N artı K basamaklı bir doğal sayıdır. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi 41 basamaklı bir doğal sayıdır? Bize basamak sayısını bulmanın kuralını öğretmiş. Şimdi A şıkkına bakacak olursak burada iki basamağımız var arkadaşlar. Onun üzerinde de bir rakam var. 2 ile 1'i toplarsak bu 3 basamaklıdır. Gitti. Bu 1 basamaklı. Burada da 41 olduğu için 1 artı 41 yaparız arkadaşlar. Bu da ne olacaktır? 42 olacaktır. Bu da gitti. 41 olmasını istiyoruz. Burada 3 var arkadaşlar. 3 basamaklı var. 3 artı 10'un üstünde de 37 olduğu için ikisini toplayacağız. 37, 38, 39, 40. Bu da olmadı. Gitti. Burada 4 basamağımız var. 4 artı 10 üzerinde 37 olduğu için toplarız. Bu da neye eşittir? 41'e eşittir. O yüzden cevabımız D seçeneği. Altıncı sorumuz. Görsel ve yazılı kaynaklarda bilimsel gösterimler aşağıdaki şekilde ifade edilmişti. 2,08 çarpı 10 üzeri 9. Fark ettiyseniz arkadaşlar 10 yerine burada E seçeneğini kullanıyor. Burada da aynı şekilde 5,6 çarpı 10 üzeri 13'te 5,6'yı aynen yazıyor. 10 yerine 10 üzeri 13 yazmak yerine E'yi kullanıyoruz yine. Demek ki bu şekilde ifade ediyormuşuz. Buna göre bu gezegenlerden kaç tanesi Güneş'e 125 milyon kilometreden daha yakındır diye soruyor bize. Şimdi Merkür'e yazalım arkadaşlar. 5,8E07. Ben bunu nasıl yazarım? 5,8 çarpı 10 üzeri 7 diye yazarım arkadaşlar. Bu da neye eşittir? Ben virgülü sağ tarafa doğru kaydırırsam 58 çarpı
10 üzeri ne olacaktır? Sayım büyüdüğü için üf küçülür. 10 üzeri 6 olacaktır. Bu da nedir? 58'in yanında 6 tane 0 demektir arkadaşlar. Venüs'e bakalım. Venüs'te neydi? 1,1E08. Bu ifadede 1,1 çarpı 10 üzeri 8'e eşittir. Yine virgül kaydıralım. Ne olacaktır? 11 sayımız büyüdüğü için üstümüz 1 küçülecektir. 10 üzeri 7 olacaktır. Bu da neye eşittir arkadaşlar? 11'in yanında 7 tane 0 olması gerekiyor. 1, 2, 3, 1, 2, 3 ve 1. Bu da neye eşittir? 110 milyona eşittir arkadaşlar. Buraya bakalım. Dünyamıza bakalım. Dünyamızda 1,5 çarpı e üzeri 0,8. Şimdi bu da neye eşittir? 1,5 çarpı 10 üzeri 8'e eşittir. Biz bunu nasıl yazarız? 1 virgül kaydıralım. 1 virgül kaydırdığımız için sayımız büyür. Sayımız büyürse üstümüz 1 küçülür arkadaşlar. Ama her zaman 1 küçülmez. 1 virgül kaydırdığımız için 1 küçülttük. Bu da nedir? 15 çarpı 10 üzeri 7'dir. Yani 15'in yanında 7 tane 0 olacak. Bu da nedir arkadaşlar? 125 milyon hangisi bize neyi soruyor? Güneş'e 125 milyon kilometreden daha yakındır. Dünya'yı eledik. Dünya değil, Mars da değil. Mars daha uzak zaten. Buradan Merkür ve Venüs'ün olduğunu görürüz. Cevabımız Bursa. 7. sorumuz. Karakör İhtiyar Heyeti Köy Camisi'nin 144 metrekarelik kare şeklindeki tabanını ısı yalıtımlı halı fleksle kaplayacaktır. Şimdi camimizin tabanı, her ne kadar çizemesem de bu bir kare arkadaşlar. 144 olan alanı, 144 olan bir kare camimizin tabanı. O zaman bir kenarı nedir arkadaşlar? Kök 144'tür. Kök 144 de neye eşittir? 12'dir. Bir kenarı 12'ymiş. Şimdi bu halı flex'e kaplayacağız. Halıcıda halı flex'in 2 metre genişliğinde olun, istenilen uzunlukta dikdörtgen şeklindeki parçalara kesilip satılmaktadır. İhtiyar heyeti cami tabanını boşluk kalmaksızın kaplatacağına göre satın alınan halı flek en az kaç parça olur diye soruyor arkadaşlar bize. Şimdi ben o zaman ne yapayım? Burayı 2'ye bölerim değil mi? Şimdi burası 12 olduğuna göre ve ben şu şekilde dikdörtgen şekilde fakat kısa kenarı 2 metre olacak şekilde parçalara böleceğim için burada kaç parça olması gerekiyor arkadaşlar? Burası 12 olduğundan ve her biri 2 olduğundan 12'yi 2'ye bölelim. Burada 6 parça olması gerekiyor. O yüzden cevabımız Bursa seçeneği. 8. sorumuz. Aşağıda verilen durumlarda görüldüğü gibi A ve B vidaları arasında gergin iki zincir verilmiştir. Her iki durumda kullanılan zincirlerin halkaları kendi içerisinde eş ve özdeştir demiş. Şimdi arkadaşlar buraya bakacak olursak normalde bir zincirin boyutu 3 iken iki zinciri birleştirdiğimizde bir kaybımız oluyor. Normalde iki zinciri birleştirdiğimizde arkadaşlar ne olmasını bekleriz? 6 olmasını bekleriz değil mi? 3 3 olduğu için 6 olmasını bekleriz. Fakat burada bir kaybımız söz konusu. Ne kadar? 1 santim bir kaybımız söz konusu değil mi? Şimdi ben şöyle desem elimde x tane zincir halkası olsun. Elimde iki tane zincir halkası olsun. Ve bu halkaların 3 santim olduğunu bildiğim için ne yaparım? Bunu 3 ile çarparım. Eksi bir kaybım söz konusu olduğu için böyle yapıyorum. Şimdi arkadaşlar 2 zincir kullanıyorsam kaç tane kaybım olur? 2 zincirde bir kaybım oluyor değil mi? O zaman ne yaparım bunu? X eksi 1 çarpı 1 yapıyorum. Neden 1 yapıyorum? Çünkü 1 santimliğinde bir kaybım var. Bu da neye eşittir arkadaşlar? 3x eksi x artı 1'e eşittir. Yani 2x artı 1. Şimdi aynı şeyi burada da yapalım. Burada da normalde zincirimizin yani uzunluğu 5 santim. 2 zincirin 10 santim olmasını beklerken 8 santim oluyor. Demek ki burada bir 2 santimlik kaybımız söz konusu. Diyelim ki burada da y tane zincirimiz olsun. Fakat 5 santim olduğu için ne yapıyorum? Bunu 5 ile çarpıyorum. 5'ye kadar olması gerekiyordu. Fakat bir kaybımız var. Ne kadarlık bir kaybımız var? Kaybımız olduğu için eksi yapıyorum. Y eksi 1 tane kaybımız vardır yine. Neden? Çünkü 2 zincirde 1 tane birleşme söz konusu. O yüzden 1 eksiye kadar birleşmemiz vardır. Peki ne kadar kaybımız var? 2 santimlik bir kaybımız var. O yüzden bunu da 2 ile çarpacağız. Ne olacaktır bu arkadaşlar? 5y eksi y artı
Bunu 2 ile çarparsak eksi 2y. Bunu 2 ile çarparsak eksi 2x. Eksi 2 idi. Fakat eksi ile eksinin çarpımından burası ne olacaktır arkadaşlar? Artı 2 olacaktır. Yani bu da nedir? 3y artı 2'dir. Şimdi bunun buna eşit olması gerekir. Neden? Çünkü bu da a ile b'nin arasında. Bu da a ile b'nin arasında. Yani ab'nin uzunluğu eşittir 2x artı 1 ve 3y artı 2'dir diyebiliriz. Şimdi ben böyle olduğunda biliyorum ki 2'nin ve 3'ün katına bakarım arkadaşlar. Yani 2'nin ve 3'ün ekokuna bakarım. 2'nin ve 3'ün ekoku nedir arkadaşlar? 6'dır. Demek ki bunlar 6'nın bir katı olabilirler. Değil mi? 6'nın katı olmayanları eleyelim. Yani B seçeneği ve D seçeneği gider. Elimizde 72 ve 78 kaldı. Bize ekstra bir bilgi daha vermiş. Küçük halkalı zincirlerin halka sayısı 40'tan az. Büyük halkalı zincirlerin sayısı da 25'ten fazla olduğuna göre demiş değil mi arkadaşlar? O yüzden ne yapmam gerekiyor? Mesela 72'yi 2'ye bölersem 36, evet bunu sağlıyor. Fakat 72'yi 3'e bölersem 24 oluyor. 25'ten fazla olması gerekiyordu. Bu sağlamıyor. O yüzden cevabımız C seçeneği. 9. sorumuz. Bir yüzünün alanı 1 desimetre kare. Burası 1 desimetre kareymiş arkadaşlar. 2 yüzlü farklı renkte el işi kağıdımız var. Ve alttaki gibi katlandıktan sonra katlanmış kısım kesilip atılıyor. Şimdi bu kısmı kesip atıyoruz. Atılan kısmın bir yüzünün alanı 0,19'muş. Burası arkadaşlar 0,19'muş. O zaman diğerinin alanını bulmak için ne yaparım? 1 eksi 0,19 yaparım. Bu da neye eşittir? 0,81'e eşittir. Şimdi arkadaşlar bu üçgen şeklinde katlandığı için ben bu parçayı açarsam eğer bu parça bir kareye eşit değil midir? Evet, kareye eşittir. Bu karemizin alanı da 0,81 ise bir kenarı nedir? 0,9. 0,9, 0,9 ve yine 0,9'dur. Bana bunun çevresinin uzunluğunu soruyor. 4 tane 0,9'umuz var. 4 çarpı 0,9 da 3,6'ya eşittir. Cevabımız A seçeneği. Fatma, seçeneklerde genişliği verilen dikdörtgen şeklindeki film şeritlerinden birinden kök 450 cm uzunluğundaki bir parçayı kesecektir demiş biz arkadaşlar. Şimdi önce kök 450'yi ne yapalım? Asal çarpanlarını ayıralım. 450'yi arkadaşlar önce 2'ye böleyim. 2'ye bölersem 225. 3'e böleyim 75. 3'e böleyim 25. 5'e böleyim 5 ve yine 5'e böleyim 1. Bunlar dışarı çıkar arkadaşlar. Bu içeride kalır. Yani bu neye eşittir? 15 kök 2'ye eşittir. Şimdi arkadaşlar 15 kök 2 olan bir kenarın uzunluğu şu şekilde 15 kök 2 olan ne bulduk? Uzunluğunda bir parça bulduk. Kestiği şeridin alanının santimetre karesi, santimetre kare cinsinden bir tam sayı eşit olduğunu isteyen Fatma hangi şeridi tercih etmelidir diye soruyor arkadaşlar. Şimdi burayı 15 kök 2 bulduk. Bunun alanı neydi? Uzun kenar çarpı kısa kenardı. Burası arkadaşlar tam sayı olmasını istiyorsam ne olması gerekiyor? İçinde bir kök 2 bulundurması gerekiyor. O yüzden cevabımız nedir? A seçeneğidir. 11. sorumuz. Barkın öğretmenin verdiği doğal sayıların asal çarpanların üstü biçiminde yazılan aşağıdaki iki örnekte görüldüğü gibi tasarım yapmıştır. Şimdi bu tasarımı çözecek olursak fark ettiyseniz burada 2 var. Burada da 3 tane var. Bu ifade neye eşittir arkadaşlar? 2 üzeri 3 çarpı. Burada da 1, 2, 3, 4, 5 tane var. 5 çarpı ve burada da 1 olduğu için 5 üzeri 1 var. Bu da neye eşittir? 8. 8 çarpı 5 de neye eşittir arkadaşlar? 40'a eşittir gördüğünüz üzere. Burada da aynı sistemi yapmış. 3'ümüz var. Yanında bir tane uzun parça olduğu için 3 üzeri 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 üzeri yanında da 2 tane uzun parça olduğu için 7 üzeri 2 şeklinde yazmış. Bu da 147'ye eşittir arkadaşlar. Buna göre aşağıdakilerden hangisi Barkın'ın 90 sayısının asal çarpanlarının üssü biçiminde gösterilmiş tasarımıdır diye soruyor. 90'ı ne yapalım? Asal çarpanlarını ayıralım. 2'ye böldük arkadaşlar 45'tir. 3'e böldük 15. 3'e böldük 5. 5'e böldük 1. O zaman ne olması gerekiyor? 2 üzeri 1 çarpı
3 üzeri 2 çarpı 5 üzeri 1 olması gerekiyor. Bakalım bu hangi seçeneğimizde var? C seçeneğine bakalım arkadaşlar. 2 üzeri 1, 3 üzeri 2 ve 1, 2, 3, 4, 5 üzeri 1'imiz var. O yüzden cevabımız C seçeneği. Hesap makinesinde 30'u tuşlayıp ardından karekök tuşuna basan Hasip ekranda aşağıdaki gibi bir sürü rakam belirlediğini görüyor. Şimdi Hasip aşağıdaki sayılardan hangisini tuşlayıp karekök tuşuna bastığında ekranda belirlenen rakam sayısı diğerlerine göre daha az olur. Şimdi arkadaşlar ne yapıyoruz? A seçeneğini basacak olursak kök 175'e basıyoruz. Kök 175 bir tam sayı olmadığı için bu şekilde virgüllü sayı çıkacaktır. B seçeneğine bakarsak kök 200 yapıyoruz. Kök 200 de gene bir tam kare sayı olmadığı için dışarı çıkmayacaktır. Yine ne olacaktır? Virgüllü bir sayı olacaktır bu şekilde. Kök 216 da evet arkadaşlar aynı şekilde. Kök 225'e bakalım. Kök 225 neyin karesiydi arkadaşlar? 15'in karesiydi değil mi? Evet, o yüzden cevabımız D seçeneği. Üçüncü sorumuz. Aykut öğretmenin kartlara yazdığı bazı sayılar ayrıştırılarak seçenekteki gibi üzerine ait olduğu sayı kümesinin ismi yazan olan kaplara atılıyor. Buna göre hangisi yanlış kaba atılmıştır? Kök 71, evet arkadaşlar kök 71 bir gerçek sayıdır. Kök 18, kök 18 irrasyonel midir arkadaşlar? Evet, neden? Çünkü bu 9 çarpı 2'dir. 9 dışarı 3 kök 2 olacak çıkacaktır. Biz köklü sayıdan kurtulamadığımız için bu bir irrasyonel sayıdır. Evet, kök 0,4 bakalım. Kök 0,4 eşittir arkadaşlar. Karekök içerisinde 4 bölü 10'dur değil mi? 4 dışarı 2 olarak çıkar fakat onu kökten kurtaramadık. Bu bir irrasyonel sayıdır. Fakat rasyonel sayı demiş. Rasyonel sayılar neydi? A bölü B şeklinde yazılan. A ve B'nin tam sayı olduğu fakat B'nin sıfırdan farklı olduğu sayılarda olmuyor. Cevabımız o yüzden C seçeneği. 14. sorumuz. Şimdi arkadaşlar İstanbul Ankara arasındaki otobanın uzunluğu 449 kilometredir. Otobana arasındaki mesafeler kilometre cinsinden birer tam sayı olacak şekilde eşit aralıklarda. Buraya dikkat etmemiz gerekiyor. Ankara'ya kaç kilometre kaldığını gösteren tabelalar verilmiştir. İstanbul'dan Ankara'ya doğru yola çıkan İskender'in otobanda karşılaştığı bu tabelalardan bazıları. Yani arkadaşlar ard arda olduklarını bilmiyoruz bunların. Bazıları diyor. Hangi kavşakta yer aldıkları aşağıda verilmiştir. Ardışık iki tabela uzunluğu 10 kilometreden fazlaymış. Buna göre İskender yolculuğu boyunca aşağıda verilen tabelalardan hangisini görmüş olamaz diyor bize. Önce ne yapmamız lazım? Üçünün şurada 132 kilometre var, burada 220 kilometre var, burada da 286 kilometre var. Üçünün arkadaşlar EBOB'unu almalıyız. Neden EBOB'unu alıyoruz? Çünkü eşit aralıklarda olacaksa ne kadar bir eşitlik söz konusu bunu bulmam gerekiyor değil mi arkadaşlar? Alalım bunun EBOB'unu. Hepsi 11'e bölünüyor mu? Evet, hepsi 11'e bölünüyor. Bunu 11'e bölersek 12. 220'yi 11'e bölersek arkadaşlar 20. 286'yı 11'e bölersek 26 olacaktı. Yani tekrar 2'ye bölünüyor bunlar. Bunu 2'ye bölersek 6. Bunu 2'ye bölersek 10. Bunu 2'ye bölersek 13 olacaktır. Daha fazla devam etmiyorum. Çünkü 10, 13 ve 6 ve 13 aralarındaysa bundan sonra ortak bölenleri yoktur. O zaman ben bunun EBOB'unun 22 olduğunu söyleyebilirim. Fakat 22'nin 11 ile 2'nin çarpımı olduğunu biliyorum. Yani aralarındaki mesafe 22 olabilir, 11 olabilir ve 2 olabilir arkadaşlar. Çünkü eşit aralıklarda diyor ya. Şimdi ardışık iki tabela arasındaki uzunluk 10 kilometreden fazla diyor. O yüzden ne yaparız? 2'ye atarız. 11 olabilir, 22 olabilir. Şimdi hangisi görülmüş olamaz diyor. Bakalım 11'e bölünemeyen var mı arkadaşlar? 363 11'e bölünüyor. Evet, gitti. 308 yine 11'e bölünüyor gitti. 269 11'e bölünmüyor arkadaşlar. O yüzden cevabımız C seçeneği. Yine 198 11'e bölünüyor. 15. sorumuz. Aşağıda üçgen gölüne kıyısı olan kare şeklindeki 3 tarla verilmiştir. Buna göre tarlalara olan kıyı uzunlukları verildiğine göre tarlaların büyüklüklerine göre doğru sarılması aşağıdakilerin hangisi diyor. Şimdi arkadaşlar bunların hepsi kare ise kenarı büyük olan kenarının uzunluğu daha büyük olanın alanı daha büyük olacaktır değil mi? O yüzden ne yapmam gerekiyor? 10, 7 kök 2 ve 3 kök 11'i karşılaştırmam yeterli.
10 karekök içerisinde neye eşittir? Kök 100'e eşittir. 7 karekök içerisinde 49 diye girecektir. 49'da da 2'yi çarparsak arkadaşlar neye eşittir? Kök 98'e eşittir. 3 karekök içerisinde 9 diye girecektir. 9'da 11'i çarparsak bu da 99'a eşittir. 10 kimindi? Malik'indi. M'nin. 7 kök 2 Sinan'ındı. S'nin. Ve bu da neydi arkadaşlar? 3, 3 kök 11 Bekir'indi. Bu da B'nin. Şimdi o zaman en büyük hangisidir arkadaşlar? En büyük kenar kök 100'dür. Yani M en büyüktür. Burada küçükten büyüğe doğru sıraladığı için önce küçüğe bakalım. En küçük hangisidir? S'dir. Sonra nedir arkadaşlar? B'dir. Sonra nedir? M'dir. Yani cevabımız D seçeneği. 16. sorumuz aşağıda verilen işlemlerin hangisi yanlış yapılmıştır diyor. Bunu yapabilmemiz için şu formülü biliyor olmanız gerekiyor. Mesela A virgül B C devrediyor. Bunu nasıl yapıyorduk arkadaşlar? Sayının tamamı yani A B C eksi devretmeyen kısım A B bölü virgülden sonra devreden kadar 9. Devreden bu oluyor arkadaşlar. Kaç tane devreden var? Bir tane var. Devretmeyen kadar 0. Bir tane de devretmeyenimiz var. Bu şekilde buluyoruz. Şimdi C seçeneğine bakacak olursak. Burada evet sayının tamamını yazmış. Burası doğru. Eksi devretmeyen kısmı da yazmış. Burası da doğru. Bölü virgülden sonra devreden kadar 9. Evet bir tane 9'umuz var. Devretmeyen kadar 0. Bir tane 0 olması gerekiyordu. Fakat burada 2 0 atmış. O yüzden C seçeneği yanlıştır. Cevabımız burada. 17. 3 reklam ajansının yılın ilk 3 ayında aldıkları reklam işletmelerinden elde ettiği kazançlar verilmiştir. Turkuaz'ın Mart ayında reklam işlerinden elde ettiği kazanç 36 bin lira olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diyor bize. Şimdi arkadaşlar Turkuaz ve Mart ayı diyor değil mi? Şöyle biz bu kareleri bir bölelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6 karemiz var. Ve bu 6 karenin kazancı 36 bin lira olduğu için ne yaparız arkadaşlar? Bunu 6'ya böleriz. Demek ki 1 kare neye eşittir? 6.000 TL'ye eşittir diyebilirim. Tamam. Evet. Neyi soruyor bize? Ocak ayında Turkuaz. Reklam işlerinden Sarı Ajans'a göre 18 bin lira daha fazla kazanç elde etmiştir diyor. Şimdi buna bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tane karemiz var. Bir de neye bakalım? Sarı Ajans'a bakalım. 1, 2, 3. 3'e böldük ama 1, 2, 3, 4 tane karemiz var. Eksi 4 dersek ne olacak? 3 karemiz var. 3 kareyi de ne yaparım? 6 bin ile çarparım. Bu da neye eşittir arkadaşlar? 18 bin liraya eşittir. Bu doğru. Şubat ayında al reklam. Şubat ayında al reklam. Kırmızı olan reklam. Evet. Reklam işlerinden sarı ajansa göre 6 bin lira daha fazla kazanç sağlamıştır. Evet neden? Bir kare fark var. Ve bir karenin 6 bin olduğunu zaten biliyorum. Bu da doğru. Mart ayında al reklam. Reklam işlerinden 18 bin lira kazanç elde etmiştir. Bakalım. Mart ayı neresi? Burası. Al reklamda burası. 1, 2, 3. 3 tane karemiz var. O zaman 3 ile de 6 bini çarparsak 18 bin lira. Evet. O yüzden cevabımız D seçeneği. 18. sorumuz. Kök A sayısı kök 5 ile kök B sayısı da kök 10 ile çarpıldığında bir doğal sayı elde ediliyor. O yüzden arkadaşlar ben A'nın en küçük 5 olduğunu söyleyebilirim ve B'nin de en küçük 10 olduğunu söyleyebilirim. Bu 5, bu da 10 olabilir diyoruz. Şimdi A ve B sayma sayıları olduğuna göre kök A çarpı B neye eşit olacaktır arkadaşlar? 5 çarpı 10'a eşit olacaktır. Bu da nedir? Kök 50'dir. Sayısı aşağıdakilerden hangisiyle çarpıldığında bir doğal sayı elde edilir? Ben kök 50'nin 25 ile 2'nin çarpımı olduğunu biliyorum. 25 de 5'in karesi olduğundan bu ifade 5 kök 2'ye eşittir. Demek ki kök ikili bir sayıyla çarpıldığında doğal sayı elde edilir. O yüzden cevabımız A seçeneği. 19. sorumuz. Durmuş'un matbaasında kullandığı D serisi kağıtların elde edilmesi süreci şu şekildedir. D0 kağıdı ile eş parçaya bölünerek D1, D1 kağıdı iki eş parçaya bölünerek D2, D2 kağıdı iki eş parçaya bölünerek D3 nokta nokta şeklinde devam eden bir süreç var arkadaşlar. Buna göre D serisindeki D6 kağıdının alanının D0 kağıdının alanından kaç katı olduğunu gösteren üstün nicelik aşağıdakilerden hangisidir diye sormuş bize.
Şimdi süreç nasıl işliyor arkadaşlar? Mesela şurada bir D kağıdımız olsun. D0 ne olacaktır? D kağıdımız olsun. D0 ne olacaktır? Bunun yarıya bölünmüş halidir. Mesela bunun alanı 1 ise D0'ın alanı ne olacaktır? 1 bölü 2 olacaktır. D0, şurası D0. D0'ın da yarıya bölünmüş hali ne olacaktır arkadaşlar? D1 elde ediyoruz. O zaman bunun alanı ne olacaktır? Yine 1 bölü 4 olacaktır. Bu şekilde devam ediyor. D2'nin alanında ne olacaktır arkadaşlar? 1 bölü 8 olacaktır. D3'ün alanı 1 bölü 16 olacaktır. D4'ün alanı arkadaşlar 1 bölü 32 olacaktır. D5'in alanı 1 bölü 64 olacaktır. Ve D6'nın alanı arkadaşlar 1 bölü 128 olacaktır. Bize neyi soruyor? D serisindeki D6 kağıdının alanı. D6 nedir? 1 bölü 128. D0 kağıdının alanının kaçta kaçı olduğunu soruyor. O yüzden ne yapmamız gerekiyor arkadaşlar? D6 bölü D0 yapmamız gerekiyor. D6 1 bölü 128'di. D0 da nedir? 1 bölü 2'dir. Bunda ne yaparız? Birincisi aynen kalır. İkincisini ters çevirip çarparız. Yani 2 bölü 128. Sadeleştirirsek 2'yi 2'ye böldük 1. 128'i 2'ye bölersek arkadaşlar ne olacaktır? 64 olacaktır. O yüzden cevabımız B seçeneğidir. Neden? 64 2 üzeri 6'ya eşittir. Bu da yukarı 2 üzeri eksi 6 olarak çıkacaktır. Bir sonraki sorumuz da arkadaşlar bu şekle göre devam edeceğiz. Evet. 20. sorumuz. Şimdi neyi soruyor bize? Durmuş'un yine bu bilgiyi vermiş. Bunu biliyoruz. Bilgi kök dışındaki bir sayı kök içine alırken A kök B eşittir. A kare çarpı B şeklinde girecektir. Bunu zaten biliyoruz. Şimdi uzun kenarının uzunluğu kısa kenarının uzunluğunun kök 2 katı olan kısa kenarının uzunluğu kök 250 metre olan D4 kağıdımız var. Şimdi bu kağıttan bahsediyor arkadaşlar. Bir D4 kağıdımız var. Kısa kenarının uzunluğu neymiş? 250 milimetreymiş. Şimdi uzun kenarı da neymiş? Bunun kök 2 katıymış. O zaman burası ne olacaktır? 250 kök 2 olacaktır. Tamam. Herhangi bir kağıdın kalitesi belirlenen kağıdın kütlesi bir yüzünün alanına bölünür. Şimdi belirlenen kağıdın kütlesi bir yüzünün alanına bölünür diyor arkadaşlar. Şimdi D0 kağıdının 80 gram olduğunu söylemiş. Bu 80 gramsa D0'dan sonra D1 kaç gramdır arkadaşlar? Bunun yarısı 40 gram değil midir? Evet. D2 kaç gramdır? Yine bunun yarısı 20 gramdır. D3 kaç gramdır arkadaşlar? Bunun yarısı 10 gramdır. D4 kaçtır? Bunun yarısı arkadaşlar 5 gramdır. Bir kere ben bunun 5 gram olduğunu biliyorum. Şimdi tabloya bakacak olursak bize neyi vermiş? Gram bölü metre kare demiş, değil mi? Bu milimetre. O yüzden ne yapmamız lazım arkadaşlar? Bunu metreye çevirmemiz lazım. Şimdi bunu metreye çevirecek olursak ne olacaktır? Burası arkadaşlar 1 bölü şu kısa kenardan bahsediyorum. 1 bölü 4 olacaktır. Yine uzun kenarda 1 bölü 4 kök 2 olacaktır diyebiliriz buradan. Şimdi arkadaşlar buradan devam edecek olursak bize neyi soruyor? 80 gram olduğuna göre kullanılan kağıdın kalitesi aşağıdakilerden hangisidir? Önce bu kağıdın kalitesine bakalım. Kalitesi nasıl bulunuyordu? Kalitesi belirlenen kağıdın kütlesi yani 5. 5 olduğunu biliyoruz. 5 gram. Bir yüzünün alanına bölünür. Bir yüzünün alanı nedir arkadaşlar? D4'ün alanı nedir? 1 bölü 4 çarpı 1 bölü 4 kök 2 değil midir? Bu da neye eşittir? Kök 2 bölü 16'ya eşittir. O yüzden bunu ne yapacağız? 5'i kök 2 bölü 16'ya böleceğiz. Bu bölmede birincisi aynen kalır. İkincisini ters çevirip çarparız. Buradan da ne olacaktır arkadaşlar? 80 bölü kök 2 olacaktır. Buraya da kök 2 ile genişletirsek 80 kök 2 bölü 2 olacaktır. 80'i de 2'ye bölersek 40 kök 2 eşit olacaktır bunun gramajı. Şimdi arkadaşlar burada 40'ı içeri sokarak da yapabilirsiniz.
1600 olarak gelecektir. Fakat 2'nin ben yaklaşık 1,2 olduğunu biliyorum. 40 ile de 1,2'yi çarparsam arkadaşlar 48 gibi bir şey çıkacaktır. Buradan da ne olur? 60'ın 6 olur. Yani 3. homur kağıt. Cevabımız A seçeneği. Denememiz burada bitmiştir arkadaşlar. Başarılar dilerim. Görüşmek üzere.